Selam bebeğim, ben Nico. Biliyorsunuz ki bir güncelleme geldi ve birçok karaktere buff geldi. Bir öncesinde Corrupted'ın buff'ını incelemiştik ve efsane bir şekilde gelişmişti. Yeni bir canavara dönüşmüştü. İzlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Ve bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın canikolar. Şimdi hangi unitlere buff geldi? Corrupted'ı inceledik. Bir de Spider TV'ye geldi. Bu sefer de Spider TV'yi inceleyeceğiz. Ama benim köpüşle beraber ona VS attıracağız ve videonun en sonunda gideceğiz, hediyelere bakacağız. Şu Spider TV'yi bir alalım öncelikle ve yanına DJ TV Man falan almıyoruz. Hareket eden unitlerde biliyorsunuz ki DJ TV Man'in bir etkisi yok. Şunu çok seviyorum. Şefi bu arada üçledik canikolar. Gördüğünüz gibi elmasım az ama 3 tane şefimiz var. Her biri 80k değerinde. Bunların ikisini verip bir tane DJ TV Man almak istiyorum. Unitlerimi tekrardan güzel bir hale getireceğim, merak etmeyin. Bunun yanında ne alabiliriz? Santa alabiliriz. Zaten başlangıç unitimizi biliyorsunuz. Köpüş. Bu arada Bobby'ye teşekkür ediyorum. Crate atmış ve bir sürü crate geliyor. Crate gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada resimleri görüyorsunuz. Kralsınız. Crate açmaya belki devam edebiliriz, bilmiyorum. Belki de açmam. Yani buna siz karar verin. Eğer güzel destek gelmeye devam ederse yine crate açmaya devam ederiz. Bunun kararı tamamen size ait, gelen destekle alakalı, göreceğim. Çok crate gelirse anlarım ki rekorumu kırmamı istiyorsunuz. Bunu anlarım. Yine birazcık unit satıp bir 2K crate açabiliriz. Bu arada 2K crate'de 150-170K derken 400'de harcadık, 570K'ya biraz daha biriktirsek zaten ultimate bir tane daha alabiliriz bu arada, bilginiz olsun. Ama yine de crate açmak gerçekten çok heyecanlı. Çıktığı zaman verdiği mutluluk apayrı, çıkmadığı zaman verdiği üzüntü de çok ayrı yani. Onu da yaşamak istemezsiniz bence. Ama ben sizin için yaşayacağım. Bunun devamını sabırsızlıkla bekliyorum bir an önce gelsin diye. Ama hala ortada bir 60. tier yok. Umarım bir an önce bunu getirirler. Çünkü bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz hep birlikte. Şimdi hadi gidelim, başlayalım. Almam gereken bir unit var mı hatırlamıyorum. Bence bunlar yeterlidir. Çünkü şu iki abiyi kapıştıracağız. Şimdi buff geldiği için bir önceki Spider TV haliyle şimdiki Spider TV halini inceleyeceğiz, bakacağız. Birinci levelde ne kadar değil, şu an ne kadar. Maxlanınca ne kadar damage vuruyordu, şimdi ne kadar damage vuruyor. Bunların hepsini inceleyeceğiz, merak etmeyin. Şimdi birinciyi attık, otoyu açalım. Şimdi diğeriyle Spider TV ile bunun arasında bir kere başlangıç farkı var canikolar. 400'de başlıyor, bu çok güzel. Ama ilk başlangıcı ne kadarmış? 2 saniyede. Bu çok büyük dezavantaj. 1 saniyede. Bu mükemmel bir avantaj. Şimdi ikisini de karşılaştıracağız. Biri legendary, biri exclusive. Birinin değeri 100 gem. Bilemediniz 150 gem. Diğerinin değeri de en az 14-15K. Bakalım hangisi daha iyi çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Performans bakımından ikisini de ayrı ayrı test edeceğiz, bakacağız canikolar, merak etmeyin. Şimdi üçüncüye geldik. Onlar gitti, önemli değil, bunları biz kurtarırız zaten. Bunlar da bu tarafa gelince yine alırız. Canikolar, ben şu santaları bir toparlayayım, kaydı tekrardan açacağım. Yani maxlamam lazım santaları. Şimdi 15. wave'e kadar geldim. Bir tanesi böyle hızlı gitti. Yani şunlardan bir tanesi upgrade etmesem büyük ihtimalle patlarım. 15. wave'e kadar tek upgrade'de geliyormuş. Bunu gördük. Eğer gerekirse buna bir upgrade daha vereceğim, bekleyeceğim ama gerekecek mi diye merak ediyorum. Gerekebilir gibi. Kanka sen buraya gelene kadar o onu kurtarır mı? Kurtarır mı? Kurtarır. Tamam. İkinci upgrade'i verdiğimiz zaman kaça kadar gidebiliyoruz merak ediyorum. Bu arada yani 15. wave'e gelmek 100 gemle baya baya iyi bu arada. Bak şimdi bu da bir sıkıntı. Bunu yok edemeyeceğiz büyük ihtimalle. Bu kurtulur mu? Gerçi buradan kurtulsa şurada yine yok olur diye düşünüyorum ama santalarımızı fullledik gibi bir şey. Bir tane kaldı. Onu da her ihtimale karşı belki geçmeye çalışır, bizi patlatır diye. Bak şundan bir tane hızlı vardı. Durduramadı onu, direkt olarak girdi, patlıyorduk az daha. Yani çok az kaldıydı patlamamıza neredeyse. Ben şunu her ihtimale karşı yükselteyim mi? Yükseltmeye gerek var mı? Bence var gibi duruyor ya. Vallahi var gibi duruyor. Yükseltmeseydim belki büyük ihtimalle patlayabilirdik bu arada. Şimdi şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? VS derken şöyle bir şey yapacağız. Bak şimdi bir tanesini buraya çıkaracağım. Nasıl yapacağımı hemen anlatayım ama şu santamı bir tamamlamam gerekiyor. Tam buraya bir tane Spider TV çıkaracağım. Tam böyle. Range'i sadece 15. Gördüğünüz gibi hiçbir şey de yapamıyor. Hadi bunu buradan sileceğim şimdi. Çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Diğer köpüş gibi bu da alan vuruyor. Bu da ama böyle hiç etkisi bile yok yani. 800'de başlıyor ve 2 saniyede bir vuruyor. Şu otoyu bir kapatalım. Test etmek istediğim şeyler var çünkü bu hızlı giderse testimize engel olabilir. Şimdi normalde buff gelmeden önce bir bakalım Spider TV ne kadar vuruyormuş. İlk çıkarttığımız zaman buff gelmeden önce ne kadar vuruyormuş?
500 vuruyormuş. Range'i aynıymış bu arada. Sadece damage farkı var. Bir kere upgrade veriyorum ve 1000'e geldi. Diğeri 600'e geliyormuş. Her şey yine aynı. Sadece tek farkı damage farkı. Bir upgrade daha verelim. Üçüncüsüne bakalım hemen. Üçüncüsü daha yeni 800'e geldi bu arada. Daha yeni 800'e geldi. Bizim şu anki buff almış Spider TV'miz 1250 vuruyor. Range 20. Diğerleri aynı. Tamam. Şimdi bir tık daha upgrade verelim. 4'e geçelim. 4'te ne yapıyormuş? 1500 vuruyor. Buff gelmeden önce kaç vuruyormuş 4. levelde? Sadece 1000 vuruyormuş. 5. de 2000 damage vuruyor. Range 25. Güncelleme yani buff gelmeden önce. Buff'ın ne olduğunu bilmeyenler için hatırlatayım. Buff bir güçlendirme diyelim buna. Tamam mı? Güçlendirme gelmeden önce tam olarak 1400 damage vuruyormuş. 1400 damage. Ama şöyle bir fark var. Level 5'teyken upgrade'ine önceden 3000 istiyormuş. Şu anda 4000 istiyor bu arada. Hemen bir upgrade daha veriyoruz ve level 6'da 3500 oldu. Level 6'da kaçmış? Sadece 1800 bebeğim. Sadece 1800'müş ama şu anda 3500 ve range'i de 40. Önceden de range'i 40'mış ama merak ediyorum acaba şimdi hemen upgrade edeceğim. 6'dayız şu anda, level 7'de ne kadar olacak bakalım. Level 7 zaten max. Bebeğim tam tamına 4500 vuruyor. Ve DPS'i ne kadar? 4500. Damage per second yani saniyedeki vurduğu hasar 22500. 7'ye bir bakalım eski haline buff gelmeden önce. Maksimum hali damage 2000'miş ve 0.2 saniyede vuruyormuş. Aynı. Tek farkı 2000 vuruyorken 4500 vuruyor. Şimdi bu işi tek başına halledebilir mi? Pek zannetmiyorum açıkçası. Şu an hemen bir de otoyu açacağım. 24000 DPS'i. Bunun ne kadardı? 22500. Bir Legendary düşünün. Hava atmak için söylemiyorum ama köpüşüm inanılmaz. Yani köpüşüm inanılmaz, görüyor musunuz? Ve bunun ekstra bir özelliği var. Range'i çok büyük. Range'i 65. Bunun range'i ne kadar Spider'in? 50. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Açık ara farkla kazandı demek. Ama şöyle bir dezavantajı var. Biz bunu başlangıç ünit olarak kullanmamız biraz zor oluyor. Kullanamıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi 700'den başlıyor. Ama Spider TV 400'de başlıyor. Bu çok böyle bir... Hadi bakalım Spider TV'leri dolduralım şuraya. Bayağı doldurduk. Bayağı da ihtiyacımız var bu arada. Şu da 9 ve de şu da 10. Bir sürü oldu. Birazdan köpüşü sileceğim ama şimdilik silmek istemiyorum. Bu maxlamışız. Tek tek maxlamaya başlayalım bakalım. Hadi maxlamaya başlayalım çünkü patlama ihtimalimiz yüksek gibi duruyor. Çünkü gittiği anda geçmiş olsun bak. Şu anda hepsi iç içe geldi. Tek bir unit gibi gözüküyor. Bir tanesi max değil mi? Birazcık dışında gibi duruyor. Ha şu değil galiba bak. Fark ettim hemen bak, fark ettim yani. Şu anda hepsi bir iç içe geçti. Tam tamına 11 tane Spider TV var. 3 tane de Santa'mız var, 14 tane. Bizim daha bir tane daha çıkarma hakkımız var. Merak ediyorum tek Spider TV acaba bu map'in içinden geçebilecek mi diye. Şu anda Spider TV'nin exist'i sadece 19k. O yüzden bu kadar çok değerli. Exist'i 1.43'e. Bakalım patlayacak mıyız? Boss ne kadar ilerleyecek? Buraya geçtiği zaman ne yapacağız? Çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi şuraya şöyle bir şey ayarlayacağım. Şimdi üçünü de sil. Birazcık hazırlık yapmam gerekiyor. Bir tanesini de şuraya koyacağım. Aha geliyorlar bile. Patlamamak için bir tanesini maxladım. Diğeri de geldi. Abisinin yanına yardıma geldi. Bak ikinciyi de maxladım. Bu arada gördüğünüz gibi ta buradan yardım ediyor. Ya biraz ileriye koydum aslında yardım etmesin diye ama yardım ediyor yani. Bak şu an için etmiyor ve gördüğünüz gibi canları bayağı yüksek yüksek gidiyorlar. Bak birazdan bunun alanına girdikleri zaman bunların canının nasıl gittiğini hep birlikte göreceğiz. Buraya örümcekleri çıkaracağım şimdi. Bu dünyayı yakarsa köpüşler yakar. Tamam gelin bakalım işe yaramaz Spider TV. Evet şimdi yorumumu merak ediyorsanız Spider TV ile alakalı şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Evet güçlendi ama hala çok yetersiz. 22500 DPS ne ya? Ne abi? Bak yeni gelen Legendary şu anda 24000 DPS'i var yani. Şaka mı bu? Bence yetersiz olduğunu düşünüyorum. Corrupted evet güzel ama bunun için yetersiz olduğunu düşünüyorum. En baştakini yapıyor. Şu bir yok olsun öyle yapacağım bak. Acaba en başa kadar gönderecek mi merak ediyorum. Bu unit'i en başa gönderiyormuş. Tabi bizim unitler önden kaybolduğu için biz öldüğü için fark etmiyoruz veya öldü zannediyorduk. Şimdi bakalım gerçekten en başa gidecek mi? Endless modda var biliyorsunuz, böyle acil butonu var. Burada da varmış ona benzer bir buton. Şu sarı alana girdiği zaman yapacağım onu. Bakalım en başa gönderecek mi? Aslında bunu koysaydık Spider TV'leri silmemize gerek yoktu.
yapıyorum ve gördüğünüz gibi abimiz en başa gitti. Çok iyi değil mi? Şuraya burada bunu yok etmek istediğim için hemen burada bunları fulleyeceğim ve bunları burada yok edeceğim. Çünkü örümcekler bayağı güçlü. Bunun özelliği de fena değilmiş bu arada. Görmeyenler için ayrı bir şey yaptım. Özellikle göstermek için zaten unitleri de sildim biliyorsunuz. Kanka yok olur musun artık, yeter. Vallahi gerçekten çok canımı sıkmaya başladın. Magnet Titan yok oldu. Tamam, lobiye dönüyoruz. Kurtarıcı askere teşekkür ediyorum gönderdiği crate için. Böyle Spider TV'nin buff'ı benim o kadar çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, bunu mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Bana göre şu anda Spider TV'nin testi geçtiğini söyleyemem açıkçası. Hala çok güçsüz. Bu kadar değerli, bu kadar eski bir unit olmasına rağmen gerçekten hala çok güçsüz olduğunu düşünüyorum. 10-15 keme satılan sol kadar etkili değil açıkçası. O yüzden bu buff bence yeterince iyi olmadığını düşünüyorum. Pro Halil'e teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi hediye kralı kim olmuş, kimler ne mesaj göndermiş. Emir'le başlıyoruz. Emir bize bir tane Old Godly göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine ve devam ediyoruz. Domtes Astro göndermiş. Bebeğim teşekkürler, oyunu bırakıyorum demiş. Ha. Derda. Derda ne göndermiş? 720 gem göndermiş. Klasik kameraman olduğu için değil, 720 gem olduğu için videoda. Çünkü biliyorsunuz ki 500 gem altındakiler videoya çıkmıyor. Görkem Batma. Abi videoya al, ismim Görkem demiş. Ve 500 gem göndermiş. Bir de crate eklemiş. Volgar Green Laser göndermiş. Demiş ki bir isyan var burada. Abi yeter. Artık oyunu bırakıyorum, ben bir hata yaptım. Ne yaptın? Arkadaşımın blablasını çaldım. Hadi ama ya. Şu an çok kötü durumdayım. Bu oyunu artık blabla bırakıyorum. Sinirimi bozuyor diyor herhalde. Arkadaşıma hyper vereceğim ve BB demiş. He, ilk başta yaptığın çok büyük bir yanlış. Ama bu yanlışı fark etmiş olman çok büyük bir krallık. Onu baştan söyleyeyim sana. Ve hatanı telafi etmeye çalışmak ultra mega erkeklik yani, onu söyleyeyim sana. Yaptığın hatanın farkındasın, bir daha böyle bir şey yapmayacağına %100 eminim. Ve arkadaşın umarım seni affeder. Teşekkür ediyorum hediyen için. Prime the Mirage. Prime the Mirage bize knife göndermiş. Abi scam yedim, oyunu bırakıyorum, seviliyorsun demiş. Teşekkürler bebeğim. Ozan. Ozan 500 gem göndermiş ve demiş ki abi bla bla bla. Titan TV man güçlendirme bla bla bla. Çünkü oyundaki hali ve serideki haliyle çok fark var demiş. Evet, seninle aynı fikirdeyim Ozan. Ozan bence Old Guard'ye gerçekten bir buff gelmeli. Ve gerçekten güzel bir buff gelmeli. Benimle aynı fikirdeyseniz like butonunu kırın ki sayımızı bilelim. Aynı fikirdeyim ve kesinlikle Old Guard'ye buff gelmeli. Çünkü gerçekten serideki haliyle şu anki hali çok çok zayıf. Abi bla bla seviliyorsun demiş. Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Scientist Mac göndermiş. Erteso. Oo, Erteso bir de Leprechaun göndermiş. Bir de Knife eklemiş. Bebeğim harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ve please bir pet. Bir tane. Abi 850 gemze Titan Drillman nasıl? V mi L mi? Bu arada ismim Kerem. Keremcim eğer 850 geme Titan Drill'i verdiysen bence win. Ama aldıysan L yani, net bir şekilde söyleyeyim. Teşekkürler hediyen içinde bu arada. Poor Gamer bla 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 çalındı ama şu anda upgraded clone var. Ultimate olandan seviliyorsun demiş. Wow. Helal olsun sana Poor Gamer. Teşekkürler bebeğim hediyen için. Knife göndermiş. Pro Old Godly. Seni hatırlıyorum bebeğim. Büyük ihtimalle abi beni hatırladın mı diye soru sormuşsun. Kesinlikle hatırlıyorum bebeğim. Hediyen için teşekkürler. Sado Kaya. Abi inşallah şansın yaver gider. Old Godly'yi kaça satarım kar için? Şu anda Old Godly'yi 2K'ya falan hızlı bir şekilde satabiliyorsun. Ama kar etmek istiyorsan da en fazla Old Godly'yi 2.150'ye falan satabilirsin. Daha da fazla yükseğe satamazsın. Belki satarsın ama bayağı bir uğraşırsın. Alacaksan da eğer bence Old Godly, bakın ben yapacağım ya, yapacağım ama gerçekten fırsatım yok. Şu Noob to Pro serisini yapıp bu hangi unitlerden daha çok kar getirdiğini size anlatmak istiyorum. Ama gerçekten fırsat bulamıyorum. Yorumlara yazın bakalım, istiyor musunuz gerçekten siz bunu? Bir iki tane yorum görüyorum ama gerçekten isteyip istemediğinizi merak ediyorum. Old Godly ile gem kasamazsın. Çünkü Old Godly'nin alışı belli, satışı belli. Şu anda o kadar istek yok. O yüzden Old Godly ile yapamazsın yani. O karı yapacağım belli unitler var. Tek tek anlatacağım size. Bu arada hediyen için teşekkürler. NK San T Y T. Sinister Titan TV'den göndermiş. Teşekkürler.
Titan dirilmen noob'tu. BBB abi 44k gems harcadım. Ultimate çıkmadı, ben de bıraktım bayağı abi. Sunucuda aldığım bir kere mesaj atar mısın demiş. Çok anlamadım mesajını açıkçası. Teşekkür ediyorum hediyen için. Abi bula bula ben... Ha, Discord'da bir tane yetkili vardı. Bir önceki videoda hediye göndermişti. Diyor ki ben Fireblocks diyor. Bizim yetkililerden biri, teşekkür ediyorum hediyen için ve devam ediyoruz. Gigache, adımı okur musun abi demiş. Teşekkürler bebeğim, adın okundu. Zafer Zafer, abi seni çok seviyorum, inşallah görürsün. Ha, gördüm. Hediyeden bahsediyor, tamam. 500 gem için teşekkürler. Ve Akrep göndermiş, abi her gün time crate atayım mı demiş. Crate açmamı istiyorsanız buna destek olabilirsiniz. Bakacağım zaten zamanla, çok böyle crate gelirse açmayı planlıyorum açıkçası. Ve The Hyper Exe, abi severek izliyorum. LVC göndermiş. Teşekkürler bebeğim. Ben Berat. 831 abi al demiş. Teşekkürler Clock Woman göndermiş. Santa TV abi 500 geme bla bla aldım diyor. Teşekkürler Berat'cığım. Yusuf, bu ne biçim isim? Abi adımı okur musun? Yusuf'cığım teşekkürler Green Laser için. Bro, exclusive in your Titan crate and 300 gem. Abi al hediye olsun. Teşekkürler bebeğim. Guplup 535 göndermiş. Seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi çok seviyorum. Ve 501 gem göndermiş. Dafuk Boom, abi arkadaşlık isteği bla bla atar mısın demiş. Büyük ihtimalle Canikolar, biliyorsunuz ben bunu defalarca açıkladım. Tekrar tekrar açıklamak istemiyorum. Ufak bir detay geçip kapatacağım konuyu. 200k'yı Roblox'ta arkadaş ekleyemeyeceğime göre bir kişiyi de eklemek istemiyorum. Bunun sebebi o 200k'ya haksızlık olmasın diye. Anlayışınız için teşekkür ederim. Beni anlamışsınızdır zaten. Ve şu anda ve Kaan Pro crate göndermiş. Teşekkürler. Sürekli crate yağıyor. Destekleriniz için inanılmaz teşekkür ediyorum. Böyle giderse 2000 crate'i de açacağız herhalde. Çünkü hediye gönderilen en değerli unitlerden bir tanesi Emir'in gönderdiği Old Godly ve gördüğünüz gibi nedir? Signet. Tamam, devam edelim. Başka bir tane daha var. Old Godly, onu da Ertaso göndermiş ve Signet göndermiş. Tamam, şimdi burası beraber devam ediyoruz. Daha yüksek bir hediye hangisiydi diye bakıyorum ve The HyperX'e gördüğünüz gibi LFC göndermiş ve bunun değeri Old Godly'den daha fazla, biliyorsunuz. Bunu 3.5K diyebiliriz. Diğerlerini de Signet olduğu için 3K diyebiliriz. Ve bu videonun hediye kralı The HyperX oldu. Kendisine hediye kralı olduğu için tebrik ediyorum ve gönderdiğiniz tüm hediyeler için de ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.